Tokyo'dan merhaba. Narita Express'ten. Blue Skyline. Blue, evet. Her neyse. Arkadaşlar, Japonya'ya geldik. Böyle güldüğümüze bakmayın. Japonya'ya geldiğiniz için mutluyuz ama çok yorgunuz. O yüzden gözlükle açıyorum. Kameramanız artık kameramanız. Göz altındaki muhabbetlerden bakın kapatıcı ile bile kapanmadı. Öyle. Video çekeceğim ama size sadece etrafı göstereceğim. Nereye gideceğiz, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Her şeyi bunlara pasladım. Bu gezide tembel gibi. Öyle. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu an Tokyo'nun merkezindeyiz. Kendime balık, kızarmış balıklı ve tartar soslu bir hamburger aldım. 7-Eleven'dan, yani Japonya'nın bakkalından. Japonya'da böyle çok fazla hazır yemek satılıyor. Daha sonra tekrar girdiğiniz size orayı da çekeceğim zaten. Pınar da şu anda Tokyo'daki McDonald's'a girdi. O markettekilere güvenemedi. Onun biraz alerjik bir bünyesi var. Her şeyi yiyemiyor. O yüzden bildiğim şeyi yiyeyim dedi en azından şu an için. Aslında bir yerde oturup işte Japonya yemeği yiyebilirdik. Ama bugün biz zaten hani sabah uçağa binip Kore'den buraya gelene kadar günün yarısı gittiği için şu saat şu an 2:30. Günün geri kalanını da böyle hızlı hızlı değerlendirip maksimum verimi almamız gerekiyor. Dolayısıyla da böyle ilk öğün içinde olsa bir yerlere oturarak değil de böyle ayaküstü yiyip zamandan kaybetmeyeceğimiz bir şeyler yiyelim dedik. Ama ben Kore'de McDonald's'tan bıktığım için şey yiyeyim dedim bunu. Eğer ki balık seviyorsanız ve Japonya'ya gelirseniz fried fish tartar sos yazan bir hamburgeri şunu yiyebilirsiniz. Bir dakika ben yakından göstereyim. Böyle bir şey. Pınar'ın hamburgerini beklerken her boşluğu değerlendiriyoruz. Arkadaşlar böyle bir kafe var burada. Smokist Cafe. Yani içeride sigara içebileceğiniz, masalarda oturup kahvenizi içebileceğiniz kafe varmış. Benim bu da Japonya ilk gelişim değil, daha önce de söylemişimdir ama böyle bir kafeyi ilk defa görüyorum. Tokyo'ya da ikinci gelişim ama bir önceki gelişimde çok harhur gezmiştik arkadaşımla. Çok eğlenceliydi. Muhtemelen bu seferki gelişimiz de böyle harhur olacak. Bakın yemeği bile oturup yemeği değil de elimizde alıp yemeği tercih ediyoruz vakitten tasarruf etmek için. Şöyle etraf göstereyim. Tokyo'dayız dediğim gibi. Sadece Tokyo'yu gezeceğiz bu sefer. Bu sefer dedim çünkü biz Pınar'la geçen sefer 3-5 günde 4-5 tane şehir gezmiştik ama Osaka bölgesini gezmiştik. Burası da Tokyo'nun McDonald's'ı. Evdeyken bakıp çıktığım için. Şimdi Sensuji diye bir tapınağa gelmişiz. Gitmişiz diyorum, adını telaffuz edemediğim için. Aşırı aşırı kalabalık. Tapınak aslında şu yolun sonunda, tapınağa giden yol böyle kalabalık bir alışveriş caddesi gibi. Sağda solda hediyelik eşya dükkanları, atıştırmalık satan dükkanlar vesaire vesaire var bakalım. Şimdi biz o dükkanlardan birine giriyoruz. Oy.
Arkadaşlar sonunda çarşıdan geçip tapınağa geldik. Tapınağın girişine geldik. Bu da Budist tapınağı. Yani harbiden bir Budist oldum falan sanacaksınız ama Welcome to Asya yani. Asya. Asia. Neyse Asya yani, burası yapacak bir şey yok. Bu da buranın camisi gibi ibadethanesi işte. Modelim Pınar geliyor ve geçiyor. Sürpriz yumurta çıktı videonun içinde. Çık kız renk olsun. Hep çekiyorum tapınak... şimdi bir göz hemen yürümeye başladı. Hep tapınak gösterince sıkıcı olur. Pınar şeysiz de tapınak. Ay şuradaki ne satılıyor ya? Serin bir şey satılmıyor mu? İçmiş yandı. Neyse. Arkadaşlar şimdi Tokyo'nun en renkli, en meşhur meydanı, ilçesi, semti neyse Shinjuku'ya geldik. Çok yorgunum. Gördüğüm şeylerden mutlu oluyorum. Gezmekten çok mutluyum. Ama yorgunluktan mutluluğumu bile dışarıya böyle yansıtamıyorum. Ah, gerçekten gezmek yorgunluk yani. Çalışıyorsanız. Şimdi ben buradan çıkınca izinsiz 5 gün 6 gün üst üste çalışacağım mesela. Neyse. Şu an başka konulardan konuşamıyorum. Yorgunluğum yüzünden bunlardan bahsettim geliyor hep. Arkadaşlar biz şu anda bir yerde yemek yiyoruz. Böyle sarımsak soslu ve acılı tavuk söyledik. Kızarmış elma dilim patates söyledik. Böyle takılıyoruz. Çok fazla dolandık. Burası o kadar karışık. Restoran falan mekan seçmek o kadar zor ki. En sakin bulduğumuz, menülerini anlayabildiğimiz yere oturduk. Her şey Japonca yazıyor. İngilizce yazan yer bulmak çok zor. Ve burası çok çok karışık bir cadde. Böyle Taksim, Kadıköy,
birleşmiş ve bundan böyle 200 tane cadde bir arada gibi düşünün. Öyle büyük ve öyle karışık. Hani bu anlayabilin diye bu şekilde söylüyorum ama çok daha fazla karışık ve çok daha farklı bir ortam. Çok anlatmayayım nasıl bir ortam olduğunu. Hiç o şeylerde görmedik aralarda yani. Artı 18 durumlar var. Çok bazı konularda çok fazla aşmış bir milletler. Japonlar hiç masum değil yani, o kadarını söyleyeyim ben size. Neyse, hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar, biz Pınar'la artık otelimize gidiyoruz. Tokyo'daki evimize gidiyoruz. Tokyo'daki ilk günümüz böyleydi. Evet. Çok yorulduk ama çok güzel yerler de gördük. Evet. Eğlendik. Umarım siz de videoyu beğenerek izlersiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki Tokyo macerasında görüşmek üzere. Bay bay.